şu an son yağışlardan sonra 1950 ve 75 yıllar arasında iki aşamalı olarak kurutulan Hatay Amik Gölü'nün yeniden su tuttuğu müjdesini Ayşova köyünden Mustafa Tapan arkadaşım zamanla bildirdi bana. İşte göl kısmen de olsa oluşmuş durumda. Şu an bulunduğumuz nokta Antakya'nın Arafan Mahallesi köyü civarındayız. Amik Gölü 1950 ve 75 yılları arasında sıtma ile mücadele, tarımsal alan kazanmak ve Amik Ovası'ndaki tarım arazilerini taşkınlardan önlemek amacıyla iki aşamalı olarak kurutuldu. Tabi kurutulması Hatay'da ekolojik denge dahi hayatın her alanına büyük darbe vurdu. Amik Gölü varlığı süresince hem bünyesinde yaşayan canlılara hem de çevresinde kurulu köylerde yaşayan halk üzerinde hayati öneme sahip birçok işlevler sunmuş. İşte insanlarımız gölün sunmuş olduğu biyolojik değerlerle kendilerine az sosyoekonomik faaliyetlerde bulunmuşlar. Her yıl neredeyse özellikle son 5-6 yıldır 2012'de bayağı bir dolmuştu. 2012'de iyi hatırlıyorum o dönem Amik Gölü kurutulmadan önceki su rezervine yakın bir suyla dolmuştu havza. Ondan bu yana tekrardan her yıl yeniden oluşuyor. Hem göl çevresinde kurulu köylerde su baskınlarına, ekili arazilerde su baskınlarına neden olmakta. Bu milli bir kayıp. Her damla tatlı su kaynağımızı artık korumalıyız. Gölün kurutulmasını bizzat gölü kurutma kararını imzasını atan dönemin başbakanı Sayın Süleyman Demirel ile hayatımda yaptığım en büyük yanlışlardan biri Amik Gölü'nü kurutmaktı şeklinde bir itirafta bulundu. Ve şimdi geldiğimiz noktada herkes pişman gölün kurutulmasına. O dönem devlet vatandaş el birliğiyle kurutuldu Amik Gölü. Bununla ilgili biz geçtiğimiz dönemlerde yine Hatay Tabiat Koruma Derneği olarak resmi olarak başvuruda da bulunduk. Amik Gölü'nün tekrardan oluşturulması yönünde. Gelen cevap, gölün teknik yapılabilirliğinin mümkün olduğu ancak sosyoekonomik tepki boyutu göz önünde bulundurduğunda böyle bir çalışmayı şu an için düşünmüyoruz şeklinde bir yanıt alıyorduk muhatap kurumdan. Bunun yerine bize alternatif olarak bir an önce işte Reyhanlı Barajı'nı bitirelim diye oraya yoğunlaşalım ilk etapta diye bir fikir birliğine varmıştık. Nihayetinde Reyhanlı Barajı tamamlandı, bitirildi. Çok da güzel bir yatırım oldu. Ama Amik Gölü'nün yerini elbette ki tutmayacaktır. Arkadaşlar merhaba, ben Aşoba Köyü'nden Mustafa Kaplan. Daha çok geçimimiz hayvancılıkla, bir de çiftçilikle yapıyoruz. Bulunduğumuz mevki her yıl olduğu gibi Amik Ovası'na suların taştığı kanalın üzerindeyiz şu an. Her yıl su dolumu oluyor. Amik Gölü yerini istiyor ama bizler de canlı olarak Amik Gölü'nün yerini istemesi yerine biraz daha özverili olarak bu kanalların temizlenmesini istiyoruz.